cennet vatanın topraklarını mübarek kanlarıyla sulayan şehitlerimize rahmet eyle ya Rab. Yaralarımıza acil şifalar nasip eyle. Gazilerimizden vefat edenlere rahmet eyle. Hayatta olanlara sağlık ve sıhhat nasip eyle. Namusumuz için, dinimiz için, bayrağımız için, huzurumuz için, çoluk ve çocuğumuzun geleceği için, birliğimiz ve beraberliğimiz için fedai can edenler sayesinde bugün gecenin bir saatinden bir saatine bir yere gidebiliyoruz. Yaşı büyük olanlar çok acılar çektiler. Çok sıkıntılar çektiler. Bir tek tesellimiz var. Bu kardeşlerimize kurdukları kalleş pusu gibi bu ülkeye de, bu devlete de, bu milletin birliğine de pusu kurdular. Ama muvaffak olamadılar. Hepinize minnettarız. Birliğimize olan sadakatten, kardeşlik hukukumuza olan sadakatten, devletimize ve milletimize olan sadakatten bir milim sapmadınız. Hakkari bizim memleketimizin en çok şehit veren ilidir. Yurt içerisinde bugün eğer Doğu ve Güneydoğu'da ülkemizin başka bölgelerinde bir huzur varsa biz burada şehit olan kardeşlerimize borçluyuz. Ailelerine acı düşmüştür. Evlatlarına, babalarına, eşlerine, çocuklarına, yakınlarına, dostlarına ve akrabalarına, tanıyanlarına ve ısımlarına milletimize acı düşmüştür. Biz onların yerini alamayız. Ama onlar milletimizin evladıdır. Ölümlerin güzeli olur mu? Bize çocukken öyle öğrettiler. İki şeye imrendirdiler. Güzel ölüm ve şehadet. Allah keşke bize de nasip etsin. Ama bir nasip meselesidir. Birincisi onlar bu memleket ve bu ülke için sınırımızın ötesinde bu ülkeye kötü niyet besleyenlere fırsat tanımamak için fedai can ettiler. 100 yıl sonra bu coğrafyada bu şehitlerimizin torunları diyecekler ki dedelerimiz birliğimizden taviz vermedi. Onların madalyaları bizim en şerefli nişanemiz, bizim emanetimizdir. Aileleri emanettir. Uğrunda öldükleri bu vatan emanettir. Uğrunda fedai can ettikleri bu bayrak ve şu an gölgesinde bulunduğumuz şu minarelerden okunan ezan bize emanettir. Yolumuz sırat-ı müstakimdir. Biz büyük bir milletin evlatlarıyız. Ve İslam'ın bayraktarlığını yapan, Müslümanlığın liderliğini yapan bir büyük milletin evlatlarıyız. Bizi bozmak istemelerinin temel sebebi de budur. Siz buna fırsat vermiyorsunuz. Bu devlet fırsat vermiyor. Bu millet fırsat vermiyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz fırsat vermiyor. Jandarmamız, polisimiz, güvenlik koruyucularımız buna fırsat vermiyor. Ama esas biz hiçbirimiz olmasak da Cenab-ı Allah buna fırsat vermez. Çocuklarımız okusun istiyoruz. İş güç sahibi olsun istiyoruz. Kol kola şenlik içerisinde olsun istiyoruz. Elbette bunun maliyeti var ve bedeli var. Bu bedeli ödemekten de sakınmıyoruz. Ben şahsım adına da söylüyorum. Onun için Allah bizi şehitlerimize mahcup etmesin. bilesiniz ki bu kalleşliği kim yapmışsa yanına bugüne kadar kalmadığı gibi kalmayacak. Ve bu huzurumuzu bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızla biraz önce de konuştum. Buraya gelirken de konuşmuştum. Yoldayken de konuştum. Büyük bir teessür içerisinde ve üzüntü içerisinde. Her birinize başsağlığı diliyoruz. Ve bize bu emaneti verdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın hem her birinize başsağlığı dilekleri var. Şehitlerimize Cenab-ı Allah cennetiyle, cemaliyle buluşması duaları var ve niyazları var. Allah kabul etsin inşallah. Ya Rabbel Alemin. Allahümme Rabbana gfirli ve li valideyye vel müminine yevme yakumul hisab birahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme inna nes'eluke temamen ni'me ve devamel afiye ve husnel hatime kâfi ehli imanın ve ehli İslam'ın ervahına, şehitlerimizin ruhuna ve bugüne kadar şehit olmuş bir cümle kardeşimizin ruhlarına Allah rızası için lillahi teâlâ el-Fatiha. Allah sabır versin.